Efendim, çoğunluk var. Toplantıyı açıyorum. Toplantı neden gizli, önce onu anlayalım. Ben teklif ettim, özel bir konuşma yapmak istiyorum. Bırakın konuşsun, ne fark eder? Toplantının gizli olmasını kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar. Kabul edilmiştir. Buyurun Paşa Hazretleri. Efendiler, başkomutanlık kanununun uzatılması görüşmelerinde rahatsızlığım sebebiyle bulunamadım. Fakat tutanakları gözden geçirdim, verilen oyları inceledim, bulunmuş kadar bilgi sahibi oldum. Efendiler, başkomutanlık kanununun kabul edildiği günü hep birlikte hatırlayalım. Yunan ordusu Ankara'ya yürümek üzereydi. Yüksek heyetiniz düşmanı durdurmak ve durumu kurtarmak için bir tedbir düşünmek zorunluluğuydu. Sonuç olarak başkomutanlık kuruldu ve ona yeteri kadar yetki verildi. Bu kanunun 3 ay süreli olmasını teklif eden benim. Bugüne kadar 3 defa görüşüldü ve uzatıldı. Ancak işin başında da başkomutanlığın varlığından şikayetçi kimseler vardı. Bugün de aynı şikayetçiler yüzünden bilinen sonuç doğmuştur. Ben gereksiz bir makamın devam etmesinden yana değil. Bu konudaki görüşlerimi açıklamadan önce meselenin özünü ele almak için bazı arkadaşlarımın iddialarından yararlanmak istiyorum. Mesela Salih Efendi şöyle demiş: Mustafa Kemal Paşa hakkımızı gasp etmek istiyorsa verirsek aptalız. Efendiler, lütfen hatırlayınız. Ben hiç kimseye beni başkomutan yapınız demedim. Tersine bütün meclis bana beyamal başkomutan olacaksın dedi. Bugün bu kanundan şikayetçi olan arkadaşlarım bu kürsüden ordunun başına geç, birlikte zafere yürüyelim diye feryat ediyorlardı. Açık konuşacağım için beni mazur görünüz. Her birinizin fevkalade yetkilerle seçilmesi ve burada toplanması için en çok ben çalıştım. Ve bunun için de pek çoğunuz bilir ki en yakın arkadaşlarımla fikir mücadelesi yaptım, hayatımı ortaya koydum. Sözün kısası, bu benim eserimdir. Ve ben de herkes gibi eserimi alçaltmak değil, yüceltmek isterim. Bu meselenin gizli toplantıda görüşülmesi de tartışma konusu olmuş. Mehmet Şükrü Bey, gizli toplantılarda konuşarak hakikatleri milletten saklamayalım demiş. Efendiler, Yüce Meclisimiz alilade bir yasama meclisi değildir. İcra yetkisine de haiz olduğu için bir büyük hükümet gibidir. Devleti idare eden bir hükümetin bütün kararlarını açıkta konuşarak verdiği nerede görülmüş? Dünyada örneği var mı? Hele konu başkomutan ve ordunun durumu ise bunlar düşmanın önünde tartışılabilir mi? Ama Şükrü Efendi bu zarureti komedi olarak vasıflandırmış. Efendiler, aramızda komedi oynayan biri varsa bu bizzat Şükrü Efendi'nin kendisidir. Hüseyin Avni Bey de demiş ki, miskinler, bu tarzı hareketle milleti rezil edeceksiniz. Hayır paşam, ben öyle bir şey demedim. Ama ne yazık ki bu sözler tutanakta yer alıyor beyefendi. Hayır, olamaz, yanlış. Şimdi efendiler. Müsaade buyurun. Gevezelik yeter, burası mahalle kahvesi değil. Hayır, milletin kahvesi. Öyleyse hürmet etmeyi öğren. Efendiler, bir adam başkomutanlığı zorla ele geçirir ve kanuna dayanmayan yetkiler kullanırsa o adama diktatör denir. Ben yüce heyetinizin kabul buyurduğu kanunla bu göreve geldim. O kanuna dayanarak çalıştım. Kanun yapma hakkınızı da bütünüyle bana devretmiş değilsiniz. Bana verdiğiniz yetki sadece ordu ile ilgili ve sınırlıdır. Yüce Meclis bunu da istediği zaman geri alabilir. Şu halde bu galeyana ne gerek var? Bütün bu dayanaksız, manasız iddialarla ne elde etmeye çalışıyoruz? Niyetimiz orduyu kıpırdayamaz halde tutmak mıdır? Ama Vasıf Bey demiş ki, yerimizden kıpırdayamadık ve kıpırdayamayacağız. Ve bazı arkadaşlarımız ordunun kıpırdayamayacağını ileri süren bu gafilin sözlerini alkışlarla karşılamışlar. Yalnız üzülmekle kalmadım, çok da utandım. Rica ederim, bu olayı buraya gömelim, kimse işitmesin. Efendiler, görülüyor ki sırf muhalefet duygusuyla hareket etmek bazen insanları nerelere götürebiliyor. Şimdi yüksek izninizle görüşlerimi arz etmek istiyorum. Bugün de yine görüşmeler. Başkomutanlık kanunun uzatılması hakkındaki teklif 11 red, 15 çekimser oya karşı 177 oyla kabul edilmiştir. Uçurumun kenarından döndü.